olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan terör örgütleriyle geçmişte veya bugün işbirliği yapmayan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 6. madde ile ne düzenlediğiniz önemli değil. Her ne kadar Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı enstitüler kuruyor iseniz de çıkardığınız kanun hükmünde kararnamelerin tümü hukuksuzdur. Önergemizde bu maddeyi çıkarın diyorsak da aslında size şunu söylüyoruz. 1. Olağanüstü hal uygulamasını derhal kaldırın. 2. Çıkardığınız hukuksuz kanun hükmündeki kararnameleri derhal iptal edin. Olağanüstü halin çok hoşunuza gittiğini biliyorum. Nereden biliyoruz? Cumhurbaşkanı bu darbe girişimi için bu darbe bize Allah'ın bir lütfudur demişti. Gelinen nokta bir cümle ile özetlenebilir. Darbe ile mücadeleniz bahane, kadrolaşma şahane. Olağanüstü hal ve kanun hükmündeki kararnameler anayasaya uygundur diyorsunuz. Yalan değilse bilgisizlik, cahillik. Anayasa diyor ki kanun hükmündeki kararname ancak olağanüstü hal nedeni ile ilgili olabilir. Olağanüstü hali niye ilan ettiniz? Darbecilerle mücadele için. Peki soruyorum. Darbeyi eğitimsenler mi yaptı da yüzlerce eğitimsenliği ihraç ettiniz? Darbeyi Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası emekçileri mi yaptı da bunları ihraç ettiniz? Darbeyi imzacı akademisyenler mi yaptı da onları ihraç ettiniz? Darbeyi rektörler mi yaptı da rektör seçimini kaldırdınız? Darbeyi öğrenciler mi yaptı? Darbeyi gülhane doktorları mı yaptı? AKP darbe hukukunu kendi lehine kullanmaya devam etmektedir. Üstelik de anayasayı ihlal ederek. Kin, nefret ve intikamla iş yapıyorsunuz. Bu devlet yönetimine yakışmaz. AKP'nin gücü sadece bir kesime yetiyor. AKP'nin gücü kendi içindeki siyasilere dokunmaya yetmiyor. AKP bunlara dokunmaya korkuyor. Size darbecilerle mücadele etmeyin diyen yok. Baylok kullanıcıları büyük ihtimalle FETÖ'cü mü? Evet. Açıklasanız Allah aşkına baylok kullanıcılarını. Açıkladılar ya Sayın Atıcı kaç defa. Kimseyi tahkim etmeyelim lütfen, itham etmeyelim. Kendimle gurur duyuyorum. Tarafsız bir meclis başkan vekili bana sataşıyor. Ama tüm milletvekillerinin hakkını, hukukunu savunmak bizim görevimiz. Bildiğiniz bir isim varsa siz açıklayın. Bunların önerimi biraz sabretseydiniz, önerimi dinleyecektiniz. Yani siz de tabii taraf olduğunuz için her dakika bizi sürekli sabote etmeye çalışıyorsunuz ama nafile. İşe yaramayacak. Size önerimiz şu. Bir tarafsız bilişim şirketi Türkiye'ye gelsin. Şu Baylok'u bir incelesin. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun ve desin ki Türkiye'de Baylok kullanıcıları şunlar şunlar şunlardır. Niye korkuyorsunuz Allah aşkına? Korkmanızın bir tek nedeni var. Ucu size dokunacak. Ucu bir numara dediğiniz kişiye dokunacak. Ondan korkuyorsunuz. Başka bir şey yok. Bakın, size geçmişte Fethullahçı teröristlerle İşbirliği yaptınız dediğimizde bize kızıyorsunuz. Yapmadınız mı kardeşim? Beraber yürümediniz mi bu yollarda? Aynı menzile giden sizler değil miydiniz? Kendinizi aklayamayacaksınız. AKP hükümeti geçmişte PKK ile müzakere yaptı dediğimizde bize kızıyorsunuz. Müzakere yapmadınız mı kardeşim? Aynı masaya oturmadınız mı kardeşim? Onları desteklemediniz mi kardeşim? Çıkın bunları söyleyin. AKP hükümeti IŞİD'i geç fark etti. Herkes bunlara terörist derken siz öfkeli Sünni gençler dediğiniz diye biz dediğimiz için bize kızıyorsunuz. Allah aşkına demediniz mi? Çıkın Davutoğlu böyle bir şey söylemedi deyin. AKP geçmişte dostum dediği herkesle bugün savaşıyor. Bugün AKP ile dost olanlar, size sesleniyorum. Önemli duyuruyorum. Sizinle savaş günü de elbette yakın olacak. Kesinlikle Türkiye'nin CHP'ye en çok ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Bunun farkındayız. Karanlığa boyun eğmeyeceğiz.